Merhaba arkadaşlar, hepinize selamlıyorum. Bugünkü videomuzda bitlerle mücadele hakkında biraz bilgi paylaşacağım. Bitler nasıldır, ne renktir, ne yaparlar, niye kuşlar rahatsız olur, ne yapmamız gerekir bu sorunu çözmek için bunlarla ilgili biraz bilgi paylaşmak isterim sizlere. Bu soruna karşı öncelikle yapmamız gereken kafesleri değiştirmek olabilir. Çünkü kafeslerin belirli kısımlarına yuvalanan bitler burada rahatsızlık yaratmaya başlayacaktır. Şayet diğer bit türlerinin tamamı varsa ki burada genelde kırmızı olanlardan söz edilir. En çok tanınan tür diğer kuşlarda da parazit oluşturabilen kanatlarda bulunan kırmızı kuş bitidir. Böyle kızılımsı kahverengi açık kahverengi gibi olan bitlerdir. Mevsime ve hava sıcaklığına göre yumurtadan çıkma gelişimi farklılık gösterir bitlerin. 9 ila 10 derece sıcaklıkta 5 ila 8 gün. 19 ile 20 derece sıcaklıkta 50 saat. 33 ile 35 derece sıcaklıkta ise 30 saat olarak bu üreme ve e, gelişim gerçekleşir. Bu durum yılın en sıcak geçen devrelerinde vücutta kırmızı kuş bitlerinin aşırı miktarda çoğaldığını göstermektedir. Halbuki bu sıcak devreler üreticiler için büyük önem taşımaktadır. Buradan şayet şartlar elverişli değilse bazı üreticilerin ısıtıcı kullanmadan üretim yapmalarından anlaşılabilir. Kırmızı kuş bitlerinin gıda maddesi kuşların kanıdır maalesef sevgili dostlar. Bitler kuş kuşların vücudun sayesinde beslenmeye başlarlar. Oraya yapışırlar ve belirli zamanlarda özellikle akşam saatlerinde, gece saatlerinde kuşlardan kanamerler Bitlerin tuzağına düşen yavru kuşlarda kan eksikliği ve buna bağlı olarak da ölüm olayları rastlanır. Yavrular buna karşı koyamazlar maalesef. Anne ve baba yani anaçlar ise yavrularını besleyebilmek için çaba sarf ederler. İster istemez strese girerler bu dönem içerisinde. Bit saldırısı olduğu zaman bit saldırısı çok güçlü ise anaç hayvanlar ya kafesi ya da yuvayı terk ederek kendilerini kurtarmaya çalışırlar. Kuşlar kendilerine rahatsızlık verini engelleyebilmek için gece tüylerinin arasında karıştırır ve böylece geceleri yeteri kadar dinlenemezler. Kondisyonu yönünden zayıf düşerler. Bit saldırısı kuşlar için apaçık bir stres haline gelmektedir. Daha evvel de söylediğim gibi kuşların e, satın alınması ve değiştirilmesi bitlerin yayılması için önemli bir yoldur. Kuşların özel kafeslerde e, bulunması, tecrit edilmiş yerlerde bulunması gerekmektedir. Kafeslerin enfeksiyona karşı dezenfekte edilmesi gibi koruma tedbirleri alabilirsiniz. Ayrıca kafesinizi akşamları beyaz bir örtüyle örterseniz ertesi sabah yapılan kontrollerinizde bitler muhtemelen bu örtünün üzerinde gözükecektir. Yani net bir şekilde tespit edersiniz. Kuşların tüylerini iyice kontrol edilmesi bitlere karşı en önemli yoldur. Elinize kuşunuzu alın. Güzelce Çok incitmeden, konulu bacağını çekiştirmeden, kanadını açmadan güzelce kontrol etmeye çalışın. Beyaz bezler kafes veya e, köşelere yerleştirebilirsiniz. Bitlerin gece gelip yerleştikleri tespit edebilirsiniz bu şekilde. Önce de kafeslerde yapılan tespit ve kontroller faydalı olacaktır size. Kuşu ve yumurtayı kafesler almadan önce kafese beyaz bir kağıt yerleştirin. Yere düşen yiyecek artıklarıyla bitleri tespit edebilirsiniz bu durumda. Kümes diplerinin taş olması, plastik veya aralıklı döşeme olmasından daha iyidir. Aralıklar ne kadar az olursa sevgili dostlar kontrolü o kadar kolay olur. Çünkü çok aralıklı bağlantılı yerlerde bitler çok daha çabuk üreyebiliyorlar maalesef eğer önlemini almazsanız. Temizlik ve hijyen bitler için en etkili mücadeledir. Çünkü itinalı bir temizlik sırasında bitleri kolayca tespit edebilirsiniz. Bitleri yok etmek için en masrafsız yol hemen söylüyorum direk güneş ışığı vermektir. Cam arkasından olmadan yani camını açıyorsunuz güneş ışığının içeri girmesini sağlıyorsunuz. Zararlılarla bu tarz mücadele etme metotları biraz da anneannelerimizden babaannelerimizden kalma olan sistemlerdir. Onlar da bilirsiniz baharayı yaklaştı geldi ne yaparlar? Bir eski battaniyeler, yorganlar yastıklar vesaireler hurçlardan çıkar güneşin alnına koyulur ki orayı böyle bir ısıtsın kurutsun bir temizletsin diye. Bitlerin kuşlardan ve kafeslerden uzak kalması bu yolla biraz daha e, engellenmeye çalışabilir. Bu malzeme öncelikle bazı malzemeler vardır. Mesela e, tütün ürünü ve kurutulmuş tütün parçacıkları. Bunları kafesin kenarlarına ve zemine koyabilirsiniz. Ama üzerine tabi bir ızgara koyarsanız alt tabanın e, koyacağınız zaman kuşun onu e, tüketip yemesine biraz da engellemiş olursunuz. E, yurt dışında içinde e, tütün e, bulunan çay ürünleri vardır. Bunlardan mesela kullanabilirsiniz. Bunun dışında birçok metot var ama ben evde yapılabilecek metodu size ileteyim. Ardap ve Ardap Plus var ama ben size Ardap spreyi tavsiye ederim. Ardap spreyi yıkama suyuna karıştırılabilir. Daha sonra kuşların hepsinin yıkanıp yıkanmadığı kontrol edilebilir. Ardap Plus Kuzey Bitleri için daha çok hazırlanmıştır. Bu uygulamanın haricinde öncelikle benim size şöyle bir tavsiyem var. Kafesi güzelce ne sıcak suyla yıkayın. Sabunlu suyla yıkayın. E, yuvalığı değiştirin. E, kafesin aksesuarlarını güzelce temizleyin. Bunun haricinde kafese ve kuşlarınıza belirli periyotlarda Elma sirkeli suyla sprey yapabilirsiniz. Bunun dışında dışarıda satılan bit spreyleri var. Bunları yine kuşların yemlerine ve suluklarına gelmeyecek şekilde kullanabilirsin. Bunun haricinde Wilmectin diye bir tane ilacımız bulunmakta. Eğer bir ya da iki tane kuşunuz varsa bunu şırınga ile çekip bir kuşa bir damla bir kuşa bir damla olacak şekilde ensesine tüylerini aralayarak ama eğer üretimhaneniz varsa o zaman da bir litre suya bir damla şeklinde ya da on litre suya on damla şeklinde koyup suluklarını verebilirsiniz. Hiçbir zararı yoktur. Çok büyük faydası vardır kuşlarınız için. Bunu da ayrıca belirtmek isterim sevgili muhabbet kuşu severler. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Kendinize çok çok iyi bakın. Herhangi bir sorunuz, bir isteğiniz olursa lütfen videonun altına yazın. Oradan yine her zamanki gibi size destek olmaya çalışacağım. Hoşçakalın sevgili dostlar.